Öğretmenim, sorumuz yokmuş. Hazırlama ilkelerimiz varmış öğretmenim burada. Materyallerde hazırlanırken öğretmenim, bunlar da ilkeler de değil. Aslında bunlar da bizim için kullanılan bir ne öğretmenim? Araç gereç. 3 tane araç gerecim var ve bu 3 tane araç gerecimde eğitime sağladığı katkılar üzerinde duracağız. Televizyonları zaten biliyorsunuz öğretmenim. Okur yazarlık gibi temel eğitim sorunlarını çözmek amacıyla bir seçenek olarak kullanılabilir öğretmenim. Yaygınlaştırma işlevi görebilir eğitim hizmetlerini. Bunların dışında öğretmenim ders araçlarını sunarak eğitimde maliyetini düşürebilir. Eğitimin kalitesini ne yapabilir? Televizyonlar yükseltebilir. Öğretmene ne yapabilir? Zaman kazandırabilir. Öğrencinin dikkatini çeker, bireysel ilgilenmelere yol açar. Yetişkin eğitimde yaptığı katkılarla toplumsal kalkınmayı hızlandırmaktadır. Aynı zamanda örtük programa da ne yapabilir öğretmenim? Destek verebilir televizyonlar. Biliyorsunuz ki basın araçlarından, yayın araç ve gereçlerinden etkileniyordu öğretmenim bunlarda da. Video ne? Bak öğretmenim, videoların kullanımı oldukça nedir öğretmenim? Yaygındır. Video projektörlerimiz var bizim okullarda kullanılan. Video projektörlere yine saydamlarınızı yerleştiriyorsunuz ya da bilgisayarınızdan bilgiyi yüklüyorsunuz öğretmenim. Onlarla birlikte ne yapıyorsunuz? Sunumlar gerçekleştiriyorsunuz. Ve bu doğrultusunda videoların bize sağladığı birçok fayda var. Zaman ve mekana bağlı olmaktan kurtarır bizi. Planlı olması gereken öğretme öğrenme etkinliklerinin gerçekten planlı olarak ele alınmasına teşvik eder öğretmenim. Mikro öğretim gibi yeni yöntemler kazandırır öğretim sürecine. Mikro öğretim biliyorsunuz öğretmeninden öğretim mantığı var. Yani öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerde deneyimlerinin artırabilmesi amacıyla onu videoya çekersiniz. Sonra eksikliklerini görmesi amacıyla izlettirebilirsiniz. Bireysel veya grupla öğretime yeni olanaklar kazandırır. Esnek ve kaliteli ev video eğitim sistemleri yaratabilir öğretmenim. Bilginin sunuluşunda ve akışında bir düzen sağlar ve öğrencilerin tepkilerini gözlemleme imkanı verir öğretmenim videolarda bize. Üretim öğretmenim sürecinde maliyeti çok fazla göz önünde bulundurmayacaksınız. Mutlaka video sunularım nasıl olacak öğretmenim? Kısa olacak. Sessiz bir gösteri, çizgi film, konuşan insanlar veya canlandırma benzeri biçimlerde olabilir video şekilleri. Ve bunun dışında öğretmenim video kullanım sürecinde program kontrollerinin yanı sıra video kontrolleri de mutlaka ne yapılmalı öğretmenim? Yapılmak zorunda. Peki konferans ne? Konferansların eğitime katkıları neler öğretmenim? Birbirinden farklı bölgelere aynı anda ulaşır ve coğrafi sınırlılıkları ortadan kaldırarak herkese eşit eğitim olanağı sağlar. Fazla sayıda kaynak çok sayıda alıcıya aynı anda ulaşabilir ama maliyet aşamasında yüksektir. Bu nedenle çok fazlasıyla tercih ediliyor mu öğretmenim konferansta? Hayır. Bu nedenle öğretmenim biz genellikle televizyon ya da video projektörlerden faydalanıyoruz eğitim öğretim sürecinde. Şimdi yeni öğretim teknolojileri var. Aha da akıllı tahta gördüğünüz üzere öğretmenim. Bunun dışında dijital kalemlerimiz var ve ne var öğretmenim? Mobil öğrenme var. Akıllı tahta biliyorsunuz etkileşimli tahta diye de geçiyor. Ve bilgisayar ve projektörlerle bağlantılı olarak kablolu ya da kablosuz olarak kullanabiliyorsunuz öğretmenim. Bunun yanı sıra dokunmatik olarak kullanılabildiği gibi tüm nesnelerle etkileşim kurarak işlemler yapabilirsiniz. Örneğin işte dosyaları açabilirsiniz buradan, dosyaları kapatabilirsiniz, yazıyı büyütebilirsiniz, altını çizebilirsiniz, farklı renk kullanabilirsiniz, silebilirsiniz. Bu nedenle öğretmenim akıllı tahtalar çok uygun ve nasıldır öğretmenim? Etkileşimi artırabilecek boyuttadır. Bu nedenle akıllı tahtaları öğretmenim bilgisayar aracılığıyla kullanıldığı için öğretmen bilgisayar kullanmada alanında uzman olmak zorundadır. Hazırlaması zaman alıcıdır öğretmenim. Bu nedenle maliyeti nasıldır öğretmenim? Yüksektir akıllı tahtalarda. Akıllı tahtalarda öğretmen ve öğrenci diyaloğunun mutlaka etkileşimli bir şekilde ne yapılması gerekli? Sürdürülmesi gerekli. Peki dijital kalem ne? Kullanıcının bir tablet ya da dijital kağıt üzerinde yazdığı yazıları ya da yaptığı çizimleri bağlı olduğu bilgisayara aktararak elektronik formda kaydedilmesini sağlayan bir araçtır. Yani ne gibi düşünebilirsiniz öğretmenim? Flash bellekler gibi düşünebilirsiniz. Yaptığınız her şeyi ona kaydedip dijital kalemizi takıp bilgisayarınıza aktarabiliyorsunuz. Bunun dışında bir de ne var öğretmenim? Mobil öğrenme var. Bireylerin kablosuz cihazlarla ya da öğretmenim
İşte mobil iletişim araçlarıyla, istedikleri bilgiye erişmeleriyle gerçekleşen bir öğrenme. Mobil bilgisayar teknolojileriyle internete dayalı öğretmenin her zaman, her yerde öğrenme deneyimini sunuyor diyor öğretmenim burada. Yani internetle etkileşim içerisine girip mobil olarak ne yapabilirsiniz diyor öğretmenim, öğrenebilirsiniz diyor. Şimdi geldim neye öğretmenim? Uzaktan eğitim kavramıma. Uzaktan eğitim kavramımı ben tahtada açıklayacağım size. Ondan sonra da buradan öğretmenim bakacağız. Bak öğretmenim, adı üstünde bireye ne yapacaksın diyor? Uzaktan eğitim vereceksin diyor. Uzaktan eğitimin değişik versiyonları var. İnternet tabanlı eğitim. Ya da diğer adıyla öğretmenim sanal eğitim uygulamaları. Ve bunun dışında da öğretmenim bilgisayar destekli öğretim. Şimdi öğretmenim bunlar neler? Bak, uzaktan eğitim dediğin şey ne? Öğretmenle öğrencinin aynı ortamda bulunmadan yaptığı eğitimdir. O zaman benim burada uzaktan eğitimde öğretmen ve öğrencilerim ne olmayacak öğretmenim burada? Aynı ortamda bulunmayacak. Ve uzaktan eğitimde öğretmenin yerine işte bir ne olabilir öğretmenim? Televizyon olabilir. Öğretmenin yerine bir ne olabilir öğretmenim burada? İşte kitap olabilir. Öğretmenin yerine ne olabilir öğretmenim? Mektup olabilir. Gibi gibi gibi. Öğretmenin yerine bunlar varsa ve bunlar aracılığıyla ben öğrenciye aynı ortamda bulunmadan bir eğitim veriyorsam buna ne diyeceğim öğretmenim ben? Uzaktan eğitim diyeceğim. Bu nedenle öğretmenim mesela açık öğretim fakülteleri bir nedir öğretmenim? Uzaktan eğitimdir. Yani ben burada herkes istediği anda eğitim alabilir mi o zaman öğretmenim? Evet. Kişiye bulunduğu yerden eğitim alma imkanını sağlar ve tüm hayatı boyunca o eğitim hayatını devam ettirebilir. Bu nedenle yaşam boyu neyi sağlayacaktır öğretmenim? Öğrenmeyi sağlayacaktır. İstediğim an alabiliyor muyum? Evet. Maliyet aşamasında o zaman nasıldır öğretmenim? Tabii ki ucuzdur. Ve yaşam boyu öğrenmeyi sağladığı için öğretmenim hayatın tüm kesiminde alabilirsiniz. İstenilen ortamda alabiliyorsunuz. Peki ne gibi sınırlılıkları var? Şimdi iletişim var mı öğretmenim? Bak iletişim olabilmesi için mutlaka karşılıklı bir etkileşim olmak zorunda. Bu nedenle etkileşim var mıdır öğretmenim bu süreç içerisinde uzaktan eğitimde? Yoktur. Ve bu nedenle dışsal denetimli bireyler için uygun bir sistem midir öğretmenim uzaktan eğitim? Bak dışsal denetimli birey ne ister biliyor musun? Anında dönüt ister, anında düzeltme ister, pekiştireç ister. Beni sürekli dürtükle ister öğretmenim. Buradan yapabiliyor musun sen bunu? Hayır. Bu nedenle dışsal denetimli bireyler için uygun değildir öğretmenim uzaktan eğitim çalışmaları. Bak uzaktan eğitim çalışmalarında o zaman temel amaç yaşam boyu öğrenmeyi sağlamaktır. Maliyet aşamasında nasıldır öğretmenim? Ucuzdur. Bulunduğu yerden eğitim alma imkanı sağlar. Fakat öğretmen ve öğrenci öğretmenin burada aynı ortamda bulunmaz. Bu nedenle etkileşim yoktur ve aynı zamanda dışsal denetimli bireyler için uygun değildir. Peki internet tabanlı eğitim ne? Bak diyor ki sana internet tabanlı eğitimde de yine öğretmen ve öğrenci aynı ortamda bulunacak mı? Hayır. Fakat televizyon, kitap, dergi ya da mektup yerine bu sefer ne olacak öğretmenim? İnternet olacak işte. Öğretmenin yerini internet alacak ve öğrenci bu süreçte ne yapacak öğretmenim? Açacak internetini ve bu internetle ilgili bir takım neler yapacak öğretmenim? Araştırma ve incelemeler yapacak. Bu nedenle bak diyelim ki kim? Ahmet. İşte
İzzet Baysal Üniversitesi'nde yüksek lisans yapıyor olsun. Çocukların gelişim özellikleri üzerine bir tez hazırlayacak olsun. Şimdi Ahmet açtı internetini. İnternette diyelim ki Amerika'da bununla ilgili yapılmış olan işte çalışmaları inceledi ve Amerika'da John'la görüşecek öğretmenim burada. Daha sonra diyelim ki Malatya'da bununla ilgili yapılmış olan bir çalışma var. Ezgi de bununla ilgili çalışmaları yapmış. Bak Ezgi ile iletişime geçebilir. Bunun dışında Ahmet öğretmenim işte nerede diyelim, nerede olsun? İzmir'de. İzmir'de de diyelim ki Alev adında bir tane kızımız olsun. Bunlarla ilgili çalışmaları var. Bak öğretmenim, Ahmet açtı internetini. Buradaki kişilerle yüz yüze iletişimi sağlayabilir mi? Evet. Neleri sayesinde öğretmenim? Webcamleri sayesinde. İşte ben bu sayede neyi sağlarım öğretmenim? İletişimi sağlarım. Karşılıklı bir etkileşim vardır öğretmenim internet tabanlı eğitimde. Bu nedenle birlikte bir bilgilerini paylaşabilirler. Yani işbirliği vardır. Ne vardır öğretmenim? Paylaşma ve dayanışma vardır. Ama uzaktan eğitim çalışmaları içerisinde işbirliği, paylaşma ve dayanışma diye bir şey var mı öğretmenim? Yok. Bu nedenle zaten dışsal denetimli bireyler için uygun değil. Bunun dışında bu da yine yaşam boyu öğrenmeyi sağlayacak mıdır öğretmenim? Tabii ki sağlar. İstenilen yerden eğitim alabilir misin? Tabii ki istenilen yerden eğitim alabilirsin. Bunun dışında maliyeti yine nasıldır öğretmenim bunun da? Ucuzdur. Dışsal denetimli bireyler için uygun mudur öğretmenim? Daha uygundur burada. Anında dönüt düzeltme yapabilir misiniz? Web kameracıyla mutlaka yapabilirsiniz öğretmenim. İnternet tabanlı eğitimde de. Bu nedenle uzaktan eğitimle o zaman internet tabanlı eğitimin birbirinden farkı bu. Geldim öğretmenim ne? Bilgisayar destekli öğretime. Şimdi diyelim ki öğretmenim işte uzaktan eğitimde televizyon, kitap, mektup bunlar olmadı. İnternetinizde diyelim ki elektrikler kesildi, yok. Elinizde kaldı bir neyiniz öğretmenim? Bilgisayarınız. İşte bilgisayar desteğiyle öğretime ne yapacaksınız öğretmenim? Yardımcı olacaksınız. Bilgisayar destekli öğretim bu nedenle CD ya da nelerle yapılır öğretmenim? Yazılımlarla yapılır. CD ve yazılımların hazırlanması, biliyorsunuz ki Gazi hocanız anlattı size programlı öğretimde, o da CD ya da yazılım ya da kitapçıklarla yapılıyordu. Bu nedenle öğretmenim CD ve yazılımların hazırlanması zaman alıcıdır. Aynı zamanda maliyeti nasıldır öğretmenim? Yüksektir. Ve ben burada bunları hazırladıktan sonra, CD ve yazılımlarımı hazırladıktan sonra taktım CD'mi, öğretici midir bana? Evet, bilgisayar desteğiyle neyi gerçekleştireceğim çünkü? Öğretimimi gerçekleştireceğim. Şuradan devam edelim o zaman. Mutlaka öğretmenim, hedef davranışlar doğrultusunda yapılmak istenilen unsurlar ne yapılır öğretmenim? Gösterilir. Bu nedenle öncelikli olarak belirlenmek istenen ya da kazandırılmak istenilen hedefler bir belirlenir. Sonra arkasından öğrenciler bunlarla ilgili unsurları yaparken öğretmenim küçük adımlarla parça parça, biri biter diğerine başlar, biri biter diğerine başlar. Her doğru davranıştan sonra mesela ne duyarsınız öğretmenim? Alkış sesi duyarsınız. Yanlış yaptıktan sonra size ne gelir? Doink, doink, doink diye bir ses gelir. Bu nedenle öğretmenim öğrencilere ne verilir burada? Pekiştireçler verilir. Öğrencinin etkin katılımı sağlanıyor mu? Tabii ki sağlanıyor. Öğrencinin etkin katılımı sağlanır. Bu nedenle hem görsel bir araç gereçtir. Aynı zamanda nasıl bir araç gereçtir öğretmenim? İşitsel bir araç gereçtir bilgisayar destekli öğretimde. Ama bunun dışında öğretmenim bilgisayar destekli öğretimde maliyet aşaması nasıldır dedik? Yüksektir dedik. Peki hedef basamaklarından öğretmenim hangisi kullanılır? Bak öğrenci bildiğini ne yapabilir? Hatırlayabilir. Bilme var. Örnek yapı verebilir mi bunlarla ilgili? Yapabilir, kavrama ve artık günümüzde öğretmenim hangi düzeyde hedef davranışlarda var? Uygulama. Mesela vitaminler var. Vitaminler nedir? Bilgisayar destekli bir öğretimdir. CD'lerinizi, yazılımlarınızı alıp takarsınız. Onlarla neyi gerçekleştirirsiniz? Öğretimi. Bu nedenle hedef basamaklarından bilme, kavrama ve uygulamadır. Ama çok üst düzeyde hedef davranış kazandırmada etkili midir bilgisayar destekli öğretimi öğretmenim? Değildir. Bu nedenle bilgisayar destekli öğretimi bizim kullandığımız başlıca öğretmenim kullanım alanları var.
Öncelikle ona bakacağız. Bak CD ve yazılımlarla yaptım. Küçük adımlarla öğrencinin etkin katılımını sağladım. Öğrenciye neler verebiliyorum dedim. Yanlışları doğrultusunda ya da doğruları doğrultusunda dönüt ya da düzeltmeler yapabiliyorum. Bunlar neyin ilkesi? Hani kebap ilkesi vardı hatırla. Onlar programlı öğretimin ilkesi. Bu nedenle programlı öğretimde kullanılabilir. Ya da öğrenciye konu anlatıldıktan sonra öğrenciye test ya da konu bittikten sonra öğrenciye ne yaptırılabilir? Alıştırmalar yaptırılabilir. Konuyla ilgili örnek sorularla kullanılabilir. Ya da öğretmenim bu süreçte kullanım alanlarında tehlikeli bir durum varsa bunu bilgisayar ortamına aktarıp öğrenciye yaptırabilirsiniz. Yani nerede kullanabilirsiniz öğretmenim? Benzetimde kullanabilirsiniz. Bunun dışında öğretmenim herhangi bir problem durumunu çözmede kullanılır. Yani problem çözme süreci içerisinde kullanılır öğretmenim bu da. O zaman öğretmenim üçü arasındaki farklılıklara baktığımızda bak uzaktan eğitimde öğretmenin yerine televizyon, kitap ya da mektup var. Öğrenciyle aynı ortamda bulunmadan yapılıyor. Eğer ki bilgisayara CD yazılımlarla yüklenip bir şeyler yapıyorsanız, öğretimi gerçekleştiriyorsanız buna ne diyeceğiz? Bilgisayar destekli öğretim diyeceğiz. Bunun dışında da öğretmenim eğer ki internet aracılığıyla kullanıyorsam da öğretmenin yerinde internet varsa ve birebir etkileşim olan varsa nedir? İnternet tabanlı eğitim diyeceğiz. Aradaki farklılıkları bence anladınız öğretmenim. Şimdi bunlarla ilgili uzaktan eğitimin faydalarını şöyle bir sıralayacak olursak, fırsat eşitsizliğini en aza indirir çünkü her yerde eğitim alma hakkını verir size. Kitle eğitimini mutlaka kolaylaştırır öğretmenim, her yere hitap edebiliyorsunuz. Eğitim programlarının standartlığını sağlar, bütün ülkede aynı koşulda uygulama biçimini sağlar ve maliyeti ne yapar öğretmenim? Tabii ki aza indirir dedik. Bunun dışında eğitimde niteliği artırır, öğrenciye zengin bir öğrenme ortamı sağlar. Çünkü öğrenci için ne kadar çok duyu organına hitap ederseniz o kadar çok alıcı öğrenmeler gerçekleşir. Öğrenciyi sınıf ortamında eğitim görmeye zorlamaz. Bireysel öğrenmeyi sağlar, öğrenciye öğrenme sorumluluğu kazandırır ve iyi kaynaktan bilgi edinme yollarını sağlar. Bunun dışında uzmanlardan daha fazla sayıda kişinin yararlanmasını sağlar kitleye hitap ettiği için. Belli bir zamanda ya da mekanda bulunma gibi bir zorunluluğumuz var mı bizim öğretmenim? Yok. Demokratik hale getirir eğitim sürecini, yaşam boyu öğrenmeyi sağlar, öğretimde özel yetenekleri geliştirebilir, öğrenciyi motive eder, isteğini artırır ve öğrenmede devamlılık ve hareketliği sağlar bu sayede. Basın yayın, iletişim araçları, yüz yüze eğitimle üç boyutlu bütünleşmesini sağlar öğretmenim. Eğitim isteğini artırır demiştik zaten. Esnek ve objektif ölçme, değerlendirmeyi sağlar öğretmenim uzaktan eğitim. Bunlara değindik zaten. Peki ne gibi sınırlılıkları var? Öğrencilerin sosyalleşmesini sağlıyor muydu? İletişim var mı çünkü arada öğretmenim? Yok. Yardımsız ve kendi kendine öğrenme alışkanlığı olmayan, yani dışsal denetimli bireyler için uygun bir sistem değil. Çalışan öğrencilerin dinlenme zamanını alır. Uygulamaya dönük derslerden yeterince ne yapamazsınız öğretmenim? Yararlanamazsınız. Beceri ve tutuma yönelik davranışların geliştirilmesinde etkili midir öğretmenim? Hayır, çünkü genellikle zihinsel faaliyetlere yöneliktir. Ulaşım olanakları ve iletişim teknolojilerine karşı bağımlı haldesinizdir. Öğrenme ortamlarında önemli olan yüz yüze etkileşim diye bir şey var mı öğretmenim burada? Yok. Ama internet tabanlı da var mıydı öğretmenim? Var. Bu nedenle sosyalleşme var mıydı? Var. İşbirliği var mı? Var. Öğrenme sürecinde karşılaşılan öğrenme güçleri anında çözebilir misiniz öğretmenim? Hayır. İletişim yok çünkü. Tek yönlü bir ne var öğretmenim? İletim var. Eğer tek taraflı bir aktarım varsa iletim, karşılıklı etkileşim varsa buna ne diyoruz öğretmenim? Biz iletişim diyoruz. Kendi kendine çalışma alışkanlığı olmayan bireyler planlamada zorluk yaşar. Yani dışsal denetimli bireyler, dürtüklenmek isteyen bireyler. Öğrenci sayısındaki fazlalık nedeniyle iletişimde sınırlılıklar ne yapabilir öğretmenim? Ortaya çıkabilir. Bunları da böyle toparladıktan sonra sanal eğitim ortamlarından bahsettik zaten öğretmenim. Etkili yönlerinden bir tanesi ne dedik? Yine yaşam boyu öğrenmeyi sağlar. Öğretmen ve öğrenci arasında etkileşim var mı? Var, webcam aracılığıyla dedik. Öğrenci her türlü bilgiye ulaşabiliyor mu? Evet, araştırma inceleme yapar dedik.
Öğrenci öğrenmelerine rehberlik yapar mı? Mutlaka. Tekrar ve derinleme öğrenmesine anında dönüt alma olanakları kullanılabiliyor mu? Evet, dönüt verebiliyorum. Ya da ölçme değerlendirme etkinliği yapabiliyor musunuz? Tabii ki. Bak, yüksek lisanslarda mesela öğretmenim internet tabanlı eğitimlerde hocalar çıkıyorlar, dersini anlatıyor. Online olarak da sana ne yapıyor öğretmenim? Sınav yapıyor ve onunla ilgili sana dönüt veriyor. Bu nedenle etkileşim var öğretmenim bu süreçte de. Bilgisayar destekli öğretimde biliyorsunuz ki CD ve nelerle kullanıyorduk öğretmenim? Yazılımlarla kullanıyorduk. Öğrencilerde renkli, hareketli ya da animasyonlu olarak hazırlanan CD'leri öğrenme zevkli hale ne yapabilir öğretmenim? Getirebilir ama maliyeti nasıldır dedik? Yüksektir. Hazırlanması zaman alıcıdır ve ne dedik öğretmenim? Uzmanlık ister dedik. Bunun dışında nerede kullanıyorduk? Tekrar ve alıştırmalarda. İşte bir takım kavramların öğretilmesinde kullanabiliyorduk. Problem çözmede kullanabiliyorduk. Ya da gözlem deney ya da nerede kullanabiliriz dedik öğretmenim. Benzetimlerde kullanabiliriz dedik. Bilgisayar destekli öğretimi. Avantajlarını biliyoruz. Dikkat çekicidir. Bilgi ve kavramın üzerindeki hedef davranışların öğretilmesinde etkilidir. Derse istekli hale getirebilir. Öğrencileri dönüt ve düzeltme imkanı sağlar. Bilgisayar destekli öğretim. Çeşitli, bu nedenle çeşitli zihinsel becerileri ne yapar öğretmenim? Geliştirir dedik. Ne gibi sınırlılıkları vardı öğretmenim bunun? Maliyet yüksek biliyorsunuz. Öğrencinin sosyal gelişimi diye bir şey var mı? Etkileşim işbirliği var mı? Yok. Ondan sonra yazılı materyal miktarınız sınırlıdır ekranda gösterebileceğiniz. Eğer yazılım eğitim programı ile uyumlu değilse öğretim açısından asla ne değildir öğretmenim? Faydalı değildir. Bunun dışında öğretmenim, eğitimciler teknik elemanlar arasında koordinasyon eksikliği olabilir. Çünkü hazırlanması biliyorsunuz ki öğretmenim zaman alıcı ve uzmanlık ister dedik. Donanımlar ve yazılım programları defalarca söyledik. Nedir öğretmenim? Pahalıdır. Bilgisayar destekli öğretimde hedefe uygun olacak dedik biliyorsunuz. İçerik yine hedeflerle bağlantılı olacak dedik. Uygun, ipucu, öğrenci katılımını destekleyecek. Öğrenci anında dönüp düzeltme imkanını sağlayacak dedik öğretmenim burada. Uygun beceri ve davranışları kapsayacak. Bilgi, kavramı ve hangi düzeydeki hedef davranışları için geçerliydi öğretmenim? Uygulama. Bu nedenle görsel ve işitsel uyarıcılar açısından da zenginliklere nasıl olacak öğretmenim? Sahip olacak. Hazırlanan bilgisayar destekli öğretimde. Şimdi geldim öğretmenim ders kitaplarına. Ders kitapları biliyorsunuz Talim Terbiye Kurulu tarafından hazırlanır ve okullara ne yapılır öğretmenim? Sunulur. Bu nedenle ders kitaplarının seçiminden kim sorumludur öğretmenim? TTK sorumludur. Ve ders kitapları incelenirken öğretmenim, mutlaka bulunması gereken bir takım özellikler var. Mutlaka ders kitapları nelerle bağlantılı olacak öğretmenim? Hedefle bağlantılı olacak. Çünkü ders kitapları zaten bir nedir öğretmenim? Araç gereçtir. Araç gereçler mutlaka neye uygun düzenlenmek zorunda yine öğretmenim? Hedefe uygun olacak. Bunun doğrultusu ikinci maddem neydi? Öğrenci düzeyine uygun olacak. Öğrencinin ilgi, istek ve beklentilerini karşılayabilecek düzeyde olacak. Mutlaka öğrenmeyi kolaylaştırabilir olacak. Mutlaka açık, anlaşılır ve net olmak zorunda. Öğrenciyi derse ya da konuya hazırlamak zorunda. Mutlaka öğretim ilkelerine uygun olacak. Bilinenden bilinmeyene, basitten karmaşa, somuttan soyuta şeklinde olacak. Alıştırma ve uygulama yapma olanağına sahip olacak. Mutlaka görsel sembollerle süreci zenginleştireceksiniz. Mutlaka öğrencinin düzeyine yazının büyüklüğü uygun olacak ve mutlaka somut örnekleri ne yapmak zorunda öğretmenim? İçermek zorunda. Ve burada öğretmenim, ders kitaplarında bulunması gereken nitelikler 3 bölümde inceleniyor. Biçimsel bölüm, bilimsel içerik ve ne açısından irdeleyeceğiz öğretmenim bunları da? Dil ve anlatım açısından irdeleyeceğiz. Ama biz biliyoruz ki öğretmenim, 2003-2004 öğretim yılından sonra Talim Terbiye Kurulu tarafından seçilen kitaplar artık okullara nasıl dağıtılıyor öğretmenim? Ücretsiz. Bu da ek bir bilgi olarak aklınızda kalsın öğretmenim. Ben buna geçmiyorum. Bunları da bir açıklayalım. Bak öğretmenim, biçimsel görünüm nedir? İşte biçimsel bölümde yer alacak unsurlar, kitabın içeriğinde yer alan görsellerle alakalıdır, sayfa düzeniyle alakalıdır, puntosuyla alakalıdır öğretmenim burada. Bilimsel içerik dediğiniz şey içeriğin bilimsel olmasına,
içerikte yer alan bilgilerin doğruluğuna, içerikte yer alan bilgilerin eğitim felsefesiyle tutarlı olmasına bakar. Dil ve anlatım bakımından mutlaka dili öğrencinin düzeyine uygun olacak. Anlatım açık anlaşılır mutlaka nasıl olacak öğretmenim? Yine öğrenci aşamasında uygun olacak. Bu nedenle öğretmenim, biçimsel bölüm deyince aklınıza direkt kitabın biçimi, bunun dışında bilimle alakalı ve içerikle, yani ne diyebiliriz öğretmenim burada? İşte bilgilerin güncelliği ya da güvenirliği, dil ve anlatım bakımından da açık ve anlaşılır olması da bulunması gereken niteliklerdir diyeceğiz. Ve burada da öğretmenim, materyale son noktayı koyacağız.